Tamamdır. Evet. Aldolan dolantin de hani opioid bir narkotik analjezik. Opioidlerin saydığım tüm etkilerine sahip. 2 cc toplam 100 mg, 1 cc de 50 mg dolantin ihtiva eder. İntramüsküler, intravenöz kullanabiliriz. Bunlar spin anestezide de kullanabiliyoruz. Spin anestezide yapabiliyoruz. Biz dolantini daha çok postop analjezilerde kullanıyoruz. Bir de spin anesteziye bağlı kontrol edilemeyen titremeler oluşursa hastada 20-30 mg IV yaparak kullanabiliyoruz. Dolantin bir opioid. Pentotal sodyum, pentotal, tiopental sodyum. İntravenöz kullanılır. Bakın görüyorsunuz çocuklar, bu 1 gramlık flakonu. Bunun 0,5 miligramlık flakonu da var. Biz daha çok 0,5'i kullanıyoruz. Bu 1 miligram. Bu 1 miligramlık flakonunda total 1000 miligram pentotal var. Biz 500 miligram olarak hazırlıyoruz. Yani 2 tane 20'lik enjektöre. Bu da toz halinde. Esetle, servitrofizyolojikle sulandırıyoruz biz bunu. Görüyorsunuz. Servitrofizyolojikle sulan. İçine 10 cc servitrofizyolojik bırakıyoruz bunu. Böyle silkeliyoruz iyice. Toz preparatı ortadan kalkana kadar. İyice diluye ettikten sonra 20'lik enjektör alıyoruz elimize. 10 cc ya. 5 cc bir tane 20'lik enjektöre çekiyoruz. 5 cc de bir tane 20'lik enjektöre çekiyoruz. 10 serin füzyolojikte 20 cc'yi tamamlıyoruz 2 tane. Elimizde 40 cc, 20-20 2 tane olmuş oluyor. 500 mg birinde var, 500'de birinde var, 1000 mg. Dolayısıyla 20 cc olduğu için 1 cc'de de 25 mg sodyum pentotal ihtiva ediyor. Kiloya 5-7-8 mg kullanılabilir. Genellikle anestezi indiksiyonunda kullanıyoruz. Analjezik etkisi yok. Antikonvizik etkisi var. Epileptik hastalarda epilepsi nöbetlerini durdurur, beyin koruyucu etkisi var. Yani sizin inisiyonunda kullandığımız güzel bir ilaç. Evet. Remifentanil, remifentanil, ulti var. 5 mg. Biz bunu infüzyon şeklinde kullanıyoruz genellikle. Anestezi idamelerinde analjezik etkisinden ve hipotansif etkisinden faydalanmak için kullanıyoruz. Çok güzel bir ilaçtır. Etkisi çok çabuk başlar, çabuk da biter yani. Hızlı başlar, etkisi hızlı biten bir ilaçımız. Evet, biridiyon 2 ml, toplam 200 mg. Biridiyon'da reverse'lerde kullanıyoruz. Yani neostigmin, atropin yerine biridiyon kullanıyoruz. Non-reperizan kas gevşeticilerin etkisini ortadan kaldırmak için kullanıyoruz. Atropin ve neostigmini reverse etmek için hastanın solunumunun gelmesi, kas hareketlerinin başlaması lazım. Ama bununla direkt reverse yapabilirsin. Solunumun gelmesini beklemeden yaparsın. Bir dakika içinde hasta gözünü açar, şak diye uyanır. Çok güzel bir reverse enerji, hayat kurtarıcı. Tamam mı? Evet çocuklar, bitti.